Anam boş ver onu. Anca milletin arkasından atar atar tutar. Aman kimin sıkıntısı yok ki? Bak biz iyiydik güya bu ara. Güzel Allah'ım verdi bir dert. Vallahi düşman başına. Bak kimseye söylemek yok tamam mı? Aramızda kalacak. Yoksa bak buradan kalkar ta oralara gelirim. Anladın mı sen beni? Heh. Bizim Metin eski iş yerine sen git borç tak. Onun için para lazım. Bana bak Hüsnü'ye söz verdim. Sakın kimseye söylemeyeceksin. Yemin et. İşte onu diyecekti. Benim bu bahçe kaldıydı ya. Ne kadar eder o mesela? Kız sen bilirsin. Kız yapma be. O kadar büyük bahçeye. Bu kadarcık mı? Sen gene de bir sorup soruştur etrafı. Hah. Alo. Çekmiyor. Alo. Alo. Kapandı. Geldiğin için teşekkür ederim İnan. Asude yardım istiyorsa bir dinlemek gerekir. İşi çözersen bunun karşılığı çok büyük olacak. Hiç şüphem yok. Bay Bars içeride. Buyur lütfen. Sana anlattığım Ünal Başkomiser Bay Bars. Memnun oldum delikanlı. Ne olur beni kurtarın bu işten. Annem ne isterseniz yapar. Önce bir sakin ol delikanlı. Geç otur bakalım şöyle. Kural 1. Panik en büyük düşmanındır. Evet. Şimdi anlat bakalım. Nasıl oldu? Ceren'im, kızım. Ben senin saçının teline kıyamam kızım. Hadi bırakma kendini. Diren güzelim. Bırakma. Sen doğarken de çok güçlüydün. Yaşamak için de güçlü ol. Doktorla mı konuşsak Sadık? Daha bir saat önce konuştum. Aynı duruma baksana. Korkuyorum. Ya Ceren iyileşmezse? Sakın. Kötü getirme aklını. Dua edeceğiz. Sadece dua. Sadık Bey, nasıl durumu? Aynı. Dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. İnatçıymış. O kadar yaraya rağmen direniyor. Öyledir. Güçlüdür benim kızım. Buldunuz mu suçluyu? Şahsı belirledik. Adalete teslim etmemiz çok uzun sürmeyecek, merak etmeyin. En ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Siz de yapın. Fazlasını yapacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ceren. Şirketin şoförünü ayarladım ama Ünal. Parmak izinden anladılar. Rıza'nın ekibi kurnazdır. Keşke öncesinden arasaydınız beni. Peki ne yapacağız? Bay Bars. Sen öncelikle sakin olmayı öğreneceksin. Yoksa ne yaparsak yapalım fayda etmez. Tamam, kontrol edeceğim kendimi. Yarın öğlene kadar burada gizleneceksin. Kanındaki sentetik uyuşturucular tamamen temizlenmeli. Peki sonra? En iyi avukatları ayarlarsınız zaten. Onlarla birlikte gidip teslim oluyorsun delikanlı. Teslim mi oluyorum? Ya böyle plan mı olur anne ya? Oğlum yeter. Otur Allah aşkına. Otur yerine otur. Bay Bars. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Sana söyleyeceklerimi sorgu sırasında harfi harfine tekrarlayacaksın. Bak koçum, yoksa bu işten yırtamazsın.
Abi, ağız ustaya verdiğim süre doldu. Oğlu teslim oldu mu? Yok, olmamış abi. Sordum karakollara. O zaman kendileri kaşındılar. Asude'nin bütün iş yerlerine, kayıtlı mülklerine, her yere baskın yapıyoruz. Tamam abi. Bay Bars'ın yakın arkadaşlarını buldunuz mu? Sinemler buldu abi. Tamam. Evlerini gözlem altına alıyoruz. İstanbul'u ayağa kaldıracağız, bulacağız o çocuğu, tamam mı? Emredersin abi. Bay Bars teslim olmamış. Şaşırmadım. Göçmenlerin yaşadığı mahallelerdeki muhbirleri sorduk abi. Gören yok, tanıyan yok. Göç idaresi ne diyor? Olumsuz abi. Kayıt yok zaten. Derneklere fotoğrafını gönderdiler, bakılacak. Başkomiserim. Gel Arzu. 100 tane bastırdım başkomiserim. Artık biz de sokağa çıkacağız arkadaşlar. Göçmenlerin yaşadığı mahallelere dağıtıyoruz bunları. Sağa sola alsın işte. Tamam abi. Hadi çıkalım o zaman biz. Emre. Hadi. Abi görüşürüz. Sen olmasaydın çoktan öteki dünyayı boylamıştın. Ne kadarmış arabanın fiyatı? Efendim canım? Arabanın diyorum, ne kadarmış fiyatı? İlanlara bakmıyor musun arabayı satmak için? Ben... Yok, öylesine. Hüsnü, öylesine çıkarılıp birden verilecek para değil 750 bin lira. Yapma. Sen nereden biliyorsun? Hemen yetiştirdin mi? İki gözüm önüme aksın, ben bir şey demedim Hüsnü. Evet, demedi. Nazika abla telefonda konuşurken tesadüfen duydum gizlediğiniz şeyi. Gizlediğimizi derken yani öyle sakladığımızdan falan değil yani. Bir tek benden sakladınız o zaman. Yani herkes biliyor öyle mi? Öyle olur mu hiç güzelim? Söylesene bir şey. Olmuş işte abla, lafım sana değil. Daha ne olacak? Hüsnü, ben sana hep ne diyorum? Hatta bu aralar sana bir tek ne diyorum Hüsnü? Bir sıkıntın olduğunda benimle paylaş. Karınım ben senin. Güya en yakınım. Esra'cığım bak, tabii ki öylesin. Yani ben sen üzülme diye... Sen böyle deyince ben bu evin misafiri gibi oluyorum bir anda. Hayatında olmayan biri, ailenden olmayan biri gibi. En üzücüsü bu Hüsnü. Bunun kadar hiçbir şey üzmez beni. Yaptık biz Hüsnü böyle.